moleküllere bakıp onları adlandırdığımız bir dizi örnek yaptık. Bu videoda tam tersi bir yol izleyeceğiz. Bu kez molekülün adı verilmiş ve biz onu çizmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Buradaki ada ilk bakınca biraz ürkütücü görünüyor ama her zaman sondan başlamalısınız. Böylece yapının çekirdeğini öğrenmiş olursunuz. En sonda an ekini görüyoruz. Bu da bize molekülün alkan olduğunu gösteriyor. Yani burada çift ya da üçlü bağlar değil tek bağlar var. Bu bir hegzadekanmış. Şimdi bir inceleyelim. Hegzadek kelimesi 6 ve 10'dan oluşuyor değil mi? Yani bu öneki 16 adet tek bağ içeren karbon olduğu zaman kullanıyoruz. Yazalım. 16 adet tek bağlı karbon. Tabi bu bir sikloheksadekan. Bu da 16 karbonlu bir halka içinde olduğu anlamına geliyor. Sikloheksadekan kısmını önce çizelim mi? Bu kadar karbonu çizmek kolay olmayacak ama bir yerden başlamamız lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Sanırım oldu. Bir kez daha sayıp emin olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Süper. Bu molekülün siklohexadekan kısmını çizdik. Hemen yanında ise 2,9 D izopropili görüyoruz. Bunun anlamı nedir peki? Bu ikinci ve dokuzuncu karbona bağlı birer izopropil grubu var demek. Şimdi molekül adına bakıp yapıyı çizdiğiniz zaman halka üzerinde rastgele bir nokta seçip ona bir numara diyebilirsiniz. Ben de rastgele bir nokta seçiyorum. Çünkü bu halkayı herhangi bir şekilde çizebilirdik. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Evet, bir sonraki kısma gelelim. 2 9 di izopropil bu bize izopropillerin hangi karbonlar üzerinde olduğunu söylüyor zaten. 2 ve 9. Yani 2. ve 9. karbon üzerinde izopropillerimiz varmış. D öne ki bunlardan 2 adet olduğunu belirtiyor. O yüzden şimdilik onu düşünmüyoruz. Hatırlıyorsunuzdur elimizde izopropil olunca belirli bir şekle benziyordu. 3 karbonu önce bir çizelim. 1, 2 ve 3. Ana zincire bağlanan karbon burada ortadaki karbon ve onu da çizince izopropil Y harfi gibi görünüyor. Aslında tüm izo ile başlayan moleküller yani izopropil, izobütil bunların hepsi Y harfine benziyorlar. Şimdi buradaki bağı da çizelim. 9. karbon üzerinde de aynı durum olacak. Yani bir izopropil daha çiziyoruz. Evet. 2, 9, diizopropil kısmını da hallettik. Şimdi diğerine geçelim. 6 etil. Bunu yeşille işaretliyorum. Biliyorsunuz met önekine 1 karbon, et önekine 2 karbon ve prop önekini de 3 karbon için kullanıyorduk. Burası etilse 2 karbon var demektir. Şunları bir özet şekilde bir yazayım. Prop ekini 3 karbon için kullanıyoruz. İzopropil Y şeklinde oluyor. Et öneki eki 2 karbon demek oluyor. 6 etil demek 6. karbon üzerinde bir etil grubu olacak demek. Çizelim mi? 1 ve 2 karbon. Şimdi de ana zincirdeki 6. karbona bağlayalım. Son kısımsa bir siklopentil. İşaretlemek için farklı bir renk seçeyim. Evet, siklopentil. Buradaki pent eki bize 5 karbon olduğunu gösteriyor. Ama bu 5 karbon buradaki siklo ekinden dolayı halka içinde olacak. Böylece ana halkamıza bağlı 5 karbonlu bir halkamız oluyor. Bu da birinci karbona bağlı olacak. Çünkü bir siklopentil demişler. Şuraya bir not düşeyim. Pent eşittir 5. Yani 5 karbon. O zaman şöyle çiziyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Beşgene benziyor. İşte bu bir siklopentil ve şimdi de bunu ana zincirimiz olan sikloheksadekanımızın birinci karbonuna bağlıyoruz. Bu kadar. Böylece 1 siklopentil, 6 etil, 2 9 di izopropil, dekanı çizmiş olduk. Hadi başka bir örnek daha yapalım. İşte geldi. Sanırım bunu biraz daha hızlı yapabiliriz. Evet elimize bir tetrametil dodekan var. Buradaki ana kök dodekan. Bölecek olursak do eki 2, dek 2 ise 10 karbon anlamında. Yani toplamda 12 karbonluk bir zincirimiz olacak. Tabii bu bir önceki örnek gibi halka içinde değil. O zaman şöyle bir çizmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi karbonları rastgele numaralandırabiliriz. Çünkü bunu herhangi bir şekilde çizebilirdik. Yani bu şekilde özel bir durum yok. Evet hadi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12. Tamamı tek bağlardan oluşan dodekanımızı oluşturduk. Sırada 3, 6, 9, 9 tetrametil var. Önceki derslerimizden hatırlayacak olursak bir karbon varsa met önekini kullanıyorduk. Burada bize demek istenilen şey şu. Üçüncü ve altıncı ve iki kez olmak üzere dokuzuncu karbonda metil grupları varmış. Yani 4 tane metil grubumuz var. Tetra zaten 4 demek. Aslında bu konum belirten sayılardan 4 tane karbon olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden bu ek fazladan yazılmış diye düşünebiliriz. İşte bu karbonlarda bağlı metil gruplarımız varmış. Bir metil grubu ana zincirimiz dodekanın 3. karbonuna bağlı. Bir diğeri 6. karbona bağlı. Son ikisi de 9. karbona bağlı. İşte şurada şöyle 2 metil grubu var. Böylece 3, 6, 9, 9 tetrametil dodekanı da çizdik. Bir tane daha örnek yapalım mı? 1, 3, biz, 1, 1 dimetil etil siklopentan. Bir kez daha derin bir nefes alalım. Çünkü fazla uzun gibi geliyor. Ama hallederiz. Ana zincirden başlayalım. Yani siklopentandan. Bu aslında basit bir 5 karbonlu halka. Beşgene benzeyen bu 5 karbonlu halkayı bir çizmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tabii şimdi bir de karbonları numaralandıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İsmin başındaki kısım bize birinci ve üçüncü karbonda iki adet bir şeyler olduğunu söylüyor. İşte şurada. Biri birinci karbon üzerinde, diğeri ise üçüncü karbon üzerinde. Buradaki bis eki aslında gereksiz çünkü iki adet olduğunu belirtiyor. Bu karbonlar üzerinde bir bir dimetil etil olduğunu biliyoruz. Peki, dimetil etil neye benziyor? Hadi bunun üzerinde biraz yoğunlaşalım. Turuncu renkle devam edeyim. Burada yazan tabii ki sistematik adlandırma. Burada neler var bir bakalım. Öncelikle etil var ve bu yandaki zincirin çekirdeğini oluşturuyor. Etil 2 içerdiğinden şuraya 2 karbonu çizeyim. 1 ve 2. Şimdi burada 2 karbonumuz var. Bunu üçüncü karbon üzerinde çizdik. Tabii ki bir de birinci karbon üzerinde çizmemiz lazım. Aynısını buraya da çiziyoruz. Etil kısmı buydu. Bir bire gelecek olursak onları da önce bu şekilde numaralandırabiliriz. İşte bir bir dimetil bu. Yani bu etil zincirinde iki tane metil var. Hatırlayın. Bir karbon varsa metil diyorduk. Metil grubu bir karbon barındırıyor. Ancak bundan iki tane var. Di denmesinin sebebi de bu. Aynı bölgeye bağlı iki adet var. Bir metil burada, diğeri ise şurada. Aynısını bu tarafa da çizelim. Bunlar da birinci ve üçüncü karbona bağlı olacak. İşte molekülümüz. Eğer bunu yaygın adlandırmayla yapsaydık, 1 bir, bir dimetil etil yerine şöyle derdik. 4 karbonu olan bir grup var ve ortadaki karbon diğer 3 karbonun oluşturduğu dallara bağlı. O zaman bu tert bütil olurdu. Şunu bir yazayım. 1-3 bir, tert ya da Buna bazen kısaca T diyorlar. Biz de T bütil yazalım. Ah ama bir dakika. D'yi eklemeyi unuttuk. Burayı siliyorum. Baştan yazmamız lazım. 1, 3, D, T bütil ve en sonuna da tabii ki siklopentanı ekliyoruz. Sonuç olarak yaygın adımız 1, 3, D, T bütil siklopentan şeklinde oluyor.